gözlerin benim, küçücük bebeğimdin, minik elli kanatsız meleğimdin. Nasıl da böyle büyüdün ve serpildin, büyüdüğünü görmedin. Genç kız, bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm, büyüdüm, bunu biliyorum. Seni çok seviyorum. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. Ece telefonda olanları anlatınca eski günlerden kalma bir refleksle koştum geldim işte. Ama ben Ece'ye... Biliyorum. Bana söylemesin diye tembihlemişsin. Haylaz kız işte. Küçüklüğünde de söz dinlemezdi böyle. Yani esas hikayeyi anlatmadan hiçbir yere gidemezsiniz demek esas istedim. Esas hikaye mi? Hı? Hani şu esas oğlanla ilgili hikayeyi. Esas oğlan mı? Sedat Bey'den bahsediyorum canım. Sedat Bey. Latife Sultan. Sedat Bey. Latife Sultan. Ay gözlerime inanamıyorum. O zaman bir kocaman sarıl bakalım. Bir dokan, bir hisset. Belki o zaman inanırsın. Hadi gel gel. Sabah Ece'yi uyurken seyrettim bir süre. Eski günleri hatırladım. Ece bahsetti. Yoksa Vedat Bey sonunda bir iş mi buldunuz? İş mi? İş mi? İş tembeller içindir Latife Sultan. İş boş gezen ve asistanları içindir. Demek o Sedat olacak kutu kola kafalı seni nikah masasında ekti öyle mi Arzucuğum? Hem de iki defa. Ne? İki defa mı? Aslında üç. Yeni eviniz de bayağı güzelmiş ha. Sedat abim yok mu Latife Sultan? Akşama doğru gelir. Çok özledim Öz abimi ya, çok. Gerçi o beni kardeş yerine koymaz ama neyse. Abim mi gelmiş Latife Sultan? Ana. Beni bir yakınınıza karıştırdınız herhalde. Efendim? Beni annenize benzettiniz herhalde diyorum. Ne yani? Şimdi senin baban nişanlı mı Ece? Yok evladım öyle bir şey. Ne nişanlı olacağım? Hayır sadece... Hayır nişanlısıydı. Uzatmalı nişanlısıydı. Ama uzatmalarda maçı kaybetti ne yazık ki. Ece! Annem bunu biliyor mu? Annem mi? Annen mi? Duyarsa çok üzülür biliyor musunuz? Annene ne benim nişanlı olmamdan? Az önce aşık oldum diyorum Latife Sultan anlıyor musun? Aşık! Kime aşık oldunuz şimdi siz durup dururken? Az önce gelen şu üst kattaki sarışın var ya... Ama Vedat Bey o kadın Sedat Bey'in... Hah! Sedat abim de geldi işte. Geliyor, geliyor. Sedat abim geliyor, geliyor. Merhaba. İyi günler. Oha yani artık. Kadınları güzellik yarışmasıyla mı alıyorlar bu apartmana ya? Nasıl? Ne oldu biliyor musun Latife Sultan? Yine ne oldu? Ben bir kez daha aşık oldum. Ne? Bence baba kız çıkıp şöyle güzel bir pazar günü geçirin beraber. Demek genç kızların kalbini çalıp çalıp sonra da onlarla alay ediyorsunuz Sedat Bey. Ve genç kız olarak ben buna izin vermeyeceğim ama. Bütün kadınlara aynı şey oluyor. Bana karşı koyamıyorlar. Eğer vaktiniz varsa benimle markete kadar gelebilir misiniz diyecektim acaba. Markete mi? Bayağı yüklü bir şeyler alacağım da.
Belki bana yardım etmek istersiniz diye düşündüm. Ne kadar ilginç değil mi babacığım? Nasıl kızım? Altay'la annesi, yani Berna Hanım, bowling oynamaya gidiyorlarmış bu akşam. Ne hoş değil mi babacığım? Biz de gitsek ya onlarla. Ne zamandır oynamıyoruz bowling. Kızım biz hayatımızda hiç bowling oynamadık ki. Düşünsene işte babacığım. Ne zamandır oynamıyoruz. Geliyorlar. Ben çıkıyorum. Fazla uzatmayın şu posta işini. Tamam. Hadi. Hadi. Kim bilir Tahir Hoca ile Arzu neler anlattılar Berna'ya. İşin yoksa ayıkla şimdi pirincin taşını. İyi günler Sedat Bey. İyi günler. Merhaba Vedat. Ne oluyor buna ya? Beni tanımadı bile. Merak etmeyin efendim. Şimdi kendine gelir. Bakın geliyor işte. Vedat. Berna Hanım. Berna Hanım, Vedat. Vedat'la Berna Hanım. Berna Hanım'la Vedat. Abi ne haber? Sedat Bey. Sedat Bey. Berna Hanım. Berna Hanım. Berna Hanım. Serdar Bey. Serdat Bey. Ay pardon. Sedat Bey yani. Nasıl? Abi ne haber? Berna Hanım ve Vedat. Vedat ve Berna Hanım. Berna Hanım ve Vedat. Vedat ve Berna Hanım. Berna Hanım ve Vedat. Vedat ve Berna Hanım. Vedat ve Berna Hanım. Ece baban takıldı galiba. Berna Hanım ve Vedat. Vedat ve Berna Hanım. Berna Hanım ve Vedat. Sağ ol kızım. Bir şey değil babacığım. Uzun zamandır görmüyor tabii beni. Özlemiş çocuk. Benim gibi bir kardeş de özlenir ama. Hadi gel abicim. Gel bas beni bağrına. Bağıra basılasın geldi birden. Hadi gel. Çabuk biri bana bir tokat atsın. Ne? Ne? Çok fena bir kabus görüyorum. Acilen uyanmam lazım. Çabuk birisi bana bir tokat atsın. Madem bu kadar istediniz. Buraya kadar ne zahmet ettin Ottocan evladım? Mutfaktaki bidonlar boşalır boşalmaz. Biz yörüngeye girer hemen kenetlenirdik sizin su istasyonuyla. Ne zahmeti Tahir hocam? Ha bu benim için tanıtım turu sayılır da. Tanıtım turu mu? Bu su bizim yeni kaynağın suyudur da. Kapı kapı dolaşıp bütün abonelere tattırıyorum birer bardak da. Bir çeşit promosyon yani. Maşallah. Maşallah. Yeni bir kaynak aldınız demek. Yavol Tahir hoca yavol. Duyuyor musun Arzucuğum? Ottocanlar yeni bir kaynak almışlar. Bizim derenin suyu artık yurt çapındaki istasyonlara yetişmiyordu biliyor musun Tahir hocam? Siz de 1000 dereden su getirseydiniz o zaman. Bas. Yok bir şey evladım, yok bir şey. Seninle kafa buluyorum işte. Sen devam et anlatmaya. Neyse, bizim derenin suyu yetişmeyince biz de gittik derenin kenarındaki akarsuyu satın aldık Tahir hocam. Akarsuyu mu aldınız? Yavol. Deltasıyla beraber alaydınız bari. Nasıl Tahir hocam? Alivyonları açısından diyorum. Daha zengin gösterirdi. Bas. Ha, siz şey diyorsunuz. Akarsuyu alırken kaynağını da aldık tabii. Lazım tabii. Ottocan Bey evladım, sizin bu yeni kaynak tam olarak nerede oluyor acaba? Söyleyemem hocam, çok gizli. Niye? Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak mı bu yoksa? Ay hadi babacığım, Beyaz Saray'a yakın kaynaklardandır belki. Belki de kuşaktan kuşa aktarılması gereken eşsiz bir kaynaktır. Nasıl gelebildiniz mi kendinize Sedat Bey? Hala gelemedinizse taze bir tane daha yollayayım isterseniz. Aman efendim, aman. Çok teşekkür ederim. Almayayım. Geldim kendime. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Geldim gelmesine de kendimi yerinde bulamıyorum bir türlü. Öldüm filan herhalde. Aman babacığım. Allah gecinden versin. O nasıl söz öyle? Allah 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 korusun. Hadi Vedat Beyciğim. Geç kalmayalım da restorandaki rezervasyonumuzu iptal etmesinler. Rezervasyon mu? Rezervasyon mu? Rezervasyon mu? Evet, rezervasyon. Hani biz markete gidiyorduk Berna'cığım? Berna'cığım mı? Olur mu Vedat'cığım? Vedat'cığım mı? Cığım mı?
Önce markete, oradan da restorana gidecektik ya. Ha, o da güzel tabii. Çabuk biri bana bir tokat daha atsın. Hay hay. Hay, siz deyin. Sizin elinizin ayarı yok Berna Hanım. Ece vursun, onun eli hafiftir. Vur kızım, ekle babana bir tane. Ha? Hadi, ekle de uyanayım. Hadi yavrum, hadi canım. Saçmalama baba, kabus falan görmüyorsun. Görmüyor muyum? Yani bu bir kabus olsaydı, düşünsene başrollerinde ben olur muydum? Hı? Belki misafir sanatçı olarak bulunuyorsundur kızım. Olamaz mı yani? Gördün mü? Kızım ne yaptın? Morarttın kolumu. E gör işte. En az kolumdaki bu morluk kadar gerçek bütün bu olanlar. Yine Vedat amcamın canı sıkılmış, çıkıp gelmiş işte. Ve biz Vedat amcanla baş başa yemeğe çıkıyoruz Ececiğim. Bu da diğer bir gerçek. Ay, çok geç kaldık. Hadi acele edelim biraz. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye durun o zaman. Sevgili kızım Ece. Çok gereksiz biraderim Vedat. Mahallemizin gururu milli seksekçimiz Altay Bey. Ve saygıdeğer Berna Hanım. Efendim zaman su gibi aktı ve geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Bir dahaki programımızda görüşünceye değin, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepimizden hepinize kucak dolusu sevgiler, çuval dolusu mutluluklar. Esen kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Yüksek müsaadenizle ben bayılıyorum. Baba! Binaz Benit'le İstanbul madam. Tina Can Takare. Şu sırt çantası. Aa, sen Türkçe biliyor musun ya? Biraz. Hep geliyorsun o zaman buralara. Ben şimdi ilk kez geliyor buraya. Ne diyorsun? İlk kez mi? Hayret, ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Kocam öğretti. Kocan mı? Helal olsun herife valla. Şu kocan nerededir şimdi? Orada mı burada mı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Adı Vedat'tır. Sen tanıyor musun onu yoksa? Nereden tanıyacağım ya? İyi o zaman. Sana iyi günler. Aa, dur bir dakika dur. Bak şey, kalacak yerin var mı? İstersen sana yer ayarlayabilirim. Yok, vardır yerim. Ne güzel eğleniriz biraz, olmaz mı? Aa. Beni biriyle karıştırdın galiba. Bırak. Ben senin bildiğin gibilerden değilim. Aslında çok azım senin bildiğin gibilerden. Ama adınız çıkmış bir kere. Bırak şu kolumu, kıracaksın. Eğer vaktim olsa tüm yanlış anlaşılan arkadaşlarım adına sana güzel bir ders verirdim ama dua et, acelem var. Ne yapıyorsun sen be? Ya dua ediyorum. Şimdi değil salak, sonra edersin. Taksim'e nasıl gidebilirim, sen şimdi bana onu söyle. Şuradaki minibüsleri görüyor musun? Sağ ol. Abin yeğenim. Abin yeğenim, şu bizim valizi vereydin ya. Ha nihayet geldi. Şu. Al şunu ya. Benim valizi verseniz ya. Hadi hanım, ne yapıyorsun? Müsaade et de inelim artık. Hadi. Allah Allah. İstanbul'a ilk kez geliyoruz herhalde. Bırak da filmlerdeki gibi tadını çıkaralım şöyle. 16 saattir seyahat ettiniz. Şurada 2 dakika bekleseniz patlayacaksınız sanki. Kardeş, benimki de şu olacak. Hangisi? Şu kahverengi olan. Bu bavul değil ki. Ne peki bu bavul değilse? Yine mi çeyiz sandığına benziyor. Yine mi çeyiz sandığıymış. Evladım, hele benim valizi de veriver şunu. Benimki arkada. Bir bakar mısın? Thank you.
göstereceğim, sana göstereceğim. He. Yandım Allah! Ne oluyor buna ya? Hadi babacığım, ne olursun uyan. Hadi babacığım. Latife Sultan, nerede kaldın? Latife Sultan! Bak, arada bir gözünü açıyor. Geliyor kendine ama sonra yine bayılıyor. Bak bak bak. İşte yine kendine geldi. Hop, yine gitti. Niye böyle oluyor? Sedat Bey. Sizi görünce, yani bizi görünce yeniden bayılıyor galiba. Babacığım. Heyecanlandı tabii çocuk. Hasret, özlem ve sevginin ideal karışımını böyle tek bir doz halinde alınca dayanamadı kalbi. Keşke alıştıra alıştıra gösterseydim kendimi. Ya amca, sen de hep böyle yapıyorsun ama. İnsan gelmeden önce bir arar. Tüm önlemleri almamız ve evde olağanüstü hal ilan etmemiz için bize biraz zaman tanıman lazım yani. Yeğen. Şaka yaptım amcacığım. İyi ki geldin. Kız dur bir bakayım sana. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Aman amca. Sakın bunu babamın yanında söyleme. Yine bayılır sonra. Daha ayılamadı ki bayılsın. Yine nerelerdeydin sen amca? En son Romanya'dan bir kart atmıştın. Kim bilir kaç yıl önce. İş güç işte. Zaman olmuyor biliyor musun? Ayol adamcağız burada kalpten gidiyor. Siz sohbet ediyorsunuz. Bir şeyler yapsanız da. Nerede kaldın Latife Sultan ya? Geldim geldim. Babacığım, baba. Aman aman. Babacığım. Ay ayılıyor galiba. Nece? Latife Sultan. Çocukken de babacığım iyi misin? Böyle. Birazdan kendine gelir. İyiyim kızım, iyiyim. Aa, Altaycığım da buradaymış. Cım. Hayrola? Ne oldu? Niye toplandınız burada? Niye mi toplandık? İşte. Neyse. İyi ki gelip beni uyandırdınız çocuklar. Çok kötü bir kabus görüyordum. Anlatsam dudağınız uçuklar vallahi. Baba? Şimdi kabusta Vedat amcan çıkıp gelmiş. Sevinecek kim bilir. Bu defa utanmadan Berna Hanım'ı da takmış koluna. Baş başa yemeğe falan çıkıyorlardı. Sedat Bey. Heh, yine gitti işte. Babacığım. Ya Berna teyze, siz yapmayın bari. Aa, ben ne yaptım şimdi? Biz saklansak mı acaba? Baba. Buyurun da. Hadi iç. Ne bu? Şampanya. Ne? A benim Spice Girl kafalı kızım. Su tabii. Başka ne olabilir ki? Şampanya gibi su yani. Türkiye'nin en iyi suyu küçük su. Tam içecekken şunu söylemeseniz olmuyor mu ya? Arzu kızım ne yapıyorsun sen? Küçük su diyor, midem kalkıyor babacığım. Ne yapayım ya? Kusura bakma Ottocan evladım. Pek bir sakardır bizim kül kedisi. Kaine problem Tahir hocam. Kaine problem. Hem bizim su cilde iyi gelir da cildi gençleştirir. Ne güzel, ne güzel. Bir daha sefere bol bol alır süreriz artık her yerimize. Hadi kızım iç artık sen de şunu. Ufacık bir bardağa bu kadar da naz yapılmaz ki. Siz de söyleyin küçük su deyip durmasın o zaman. O anlamda söylemiyor benim lollipop kafalı kızım. O anlamda söylemiyor. Suyun markası küçük su. Aa, az daha unutuyordum da bu akşam müsaitseniz babamgille beraber hayırlı bir iş için size gelmek istiyoruz da. Geçmiş olsun Arzu. Neyse hepsi sağlam. Yolda çok salladı biliyor musun? Bozulacaklar diye ödüm koptu vallahi. Ya. Kardeş, bu Taksim ne tarafta oluyor ya? Şu tarafta oluyor. Yakın mıdır buraya? Yok. Ulan niye elinle gösteriyorsun o zaman ya? Uçarak mı gideceğiz oraya? Yok abla, sen öyle deyince ben öyle söyledim. Neye bineceğiz? Nerede ineceğiz? Sen onu söyle bana ya. Şu tarafta. Bak yine aynı yeri gösteriyor ya. Ne vuruyorsun abla ya? Sallamasana elini oğlum öyle. Taksim minibüsleri nereden kalkıyor dedin? Ben de onu gösterecektim. Ha, oldu o zaman ya. Kusura bakma. Senin de kafana vurdum böyle küt küt. Önemli değil abla. Son zamanlarda biraz sinirlerim bozuk biliyor musun? Depresyon, mefresyon gibi bir şey geçiriyorum herhalde. Ne? Hepsi o Vedat olacak Davaroğlan'ın yüzünden. Durumumu düzelteyim, seni de aldıracağım yanıma deyip gitti Romanyalara. Ama gidiş o gidiş. Aylardır ne bir kartpostal attı, ne bir telefon etti. Vallahi çok üzüldüm abla. Ama haberi geldi. Buralardaymış. Dönmüş İstanbul'a. Onu bir elime geçireyim.
Kendi ellerimle düzelteceğim durumunu. Hem de öyle bir düzelteceğim ki dümdüz olacak. Zor kazıyacaklar duvarda. Aa! Dur bir bak, gel gel. Otur şöyle. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la Muhammed'in abdülü. Aman aman anne, ne olur ateş etme, ateş etme, ne olur ateş etme. Mi? Kimse ateş etmiyor kardeşim. Bu da kim? Hocam olacak, davar oğlanı bu işte. Ha, o davar oğlan bu davar oğlandı demek. Sen gördün mü bunu buralarda? Yok. İyi bak şuna, iyi bak. Vallahi görmedim abla. İyi bak dedim. Görürsen söyle, Hürmet yengem gelmiş seni arıyor de. Seni çok özlemişti. İlk gördüğü yerde koşup boynuna sarılacakmış de. Sonra da boynunu kıracakmış de. Tamam mı? Görürsem söylerim abla. Şu tarafta didiydin değil mi? Evet abla, o tarafta didiydim. Hadi kal sağlıcakla. Oh, oh be. Affedersin. Ben ne yaptım şimdi ya? Helal kızım, helal. Al su iç biraz. Baba, su yüzünden boğuluyorum zaten. Ha, doğru ya. Ver ben içeyim o zaman. Sahiden de nefismiş Ottocan evladım. Nefis ne demek hocam? Bu bir zafer, zafer, zafer. Ekmeği banıp banıp yiyisi geliyor insanın. Ağızda dans ediyor vallahi. Baba. Efendim kızım. Burada benim mürüvvetim söz konusu. Sen havadan sudan konuşuyorsun ya. Mürüvvet mi? Akşama hayırlı bir iş için geleceklermiş ya. Yavol. Ha, öyle mürüvvet. Haberi basit bir maç sonucu gibi olgunlukla karşılaman beni çok endişelendiriyor babacığım, haberin olsun. Ben evden kaçınca umarım aynı olgunluğu gösterirsiniz. Saçmalama pembe panter, talih kuşu gelmiş tepemizde inmek için izin istiyor. Sen hala mıy 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 konuşuyorsun. Talih kuşu mu? Düşünsene bir, benim tavus kuşu kafalı kızım. Sen Ottocan'la evlenince Ottocanların deresiyle akarsuyu arasında kalan sulak ve verimli topraklarda bizim de payımız olacak. Oraya bade ekeceğiz, sek sek sekeceğiz. Bir düşünsene kızım, bir düşünsene. Maalesef benim beynim felç oldu, ben artık düşünemiyorum. Aman sende beyin var mı ki felç olsun? Şerefine Ottocan evladım. Aslında Arzu ile ikinizin şerefine demek istiyorum. Ne de olsa nişanlı sayılırsınız artık. Yok hocam, ben değil. Babam. Babam istiyor Arzu'yu kendisine almak için. Helal babacığım. Helal Tayyip. Helal babacığım. Helal. Alın Sedat Beyciğim, su için biraz. Aman Latife Hanım, dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Berna Hanımcığım? Sedat Bey, bütün şaşırmalarını tamamlamadan sakın vermeyin suyu. Yine etrafa püskürtecek sonra. Anlıyorum. Çok komik. Etrafa püskürtecekmişim. Sedat Bey'e birkaç ay bizimle kalacağını söylediniz mi Vedat Bey? Eber dedim ama. Evet, bu son şişeydi. Son şişe mi? Serum şişesi. Serum şişesi tabii. Bu akşam kendinize harika bir ziyafet çekebilirsiniz. Yine de çok fazla yemeyin derim. Benim yüzümden formunuzun bozulmasını istemem. Aa, doktor bey bu akşam çıkabileceğinizi söyledi. Hemşire hanım. Buyurun. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz bir şey yapmadık. İyileşerek siz bize yardımcı oldunuz aslında.
Alın biraz su için, su. Saçmalama kadın. Ben su yüzünden boğuluyorum burada. Pardon. Alın biraz kağıt yutun. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen? Ben 26'lı kapı. Siz ne gülüyorsunuz orada? Hiç. Anladım. Bu da bir kamera şakası. Ne? Ne? Değil mi? Sizi kedi sizi. Ah, yine başladı işte. Baban yükselmeye başladı yine. Ece ben korkuyorum. Korkacak bir şey yok Altaycığım. O zaman hayat babamla kafa bulsa... ...otomatikman bunu bir kamera şakası zannediyor artık. Anlıyorum. Ne o? Bu defa çöp kutusuna mı sakladınız kameraları? Kameraları mı? Yani bakıyorum hiç pes etmiyorsunuz. Sizi gidi sizi. Yahu kaç defa denediniz yutmadım. Hala niye uğraşıyorsunuz boşu boşuna? Hayır, kameraman arkadaşlara eziyet oluyor. En çok onlara üzülüyorum. Nasıl da havasız kalmışlardır şimdi o ufacık çöp kutusunun içinde. Ne? Hadi söyleyin de çıksınlar artık. Arkadaşlar, çıkın artık, şaka bitti, ben kazandım. Yine kandıramadınız beni. Ah canım, fena ayrıldı bu defa aramızdan. Nereden bileyim beni bu kadar çok özlediğini? Yani tebrik ederim. Bayağı bir dersinizi çalışmışsınız bu defa. Şahane bir organizasyona girmişsiniz ekip olarak. Onları da ayrıca kutlarım. Ne? Yani Vedat'ı bile bulup getirmişsiniz. Kibar bir insan olmasam oha diyeceğim ama Allah'tan kibar bir insanım. Ya Allah'tan. Şimdi neye benzedi bu biliyor musunuz? Hani vardır ya bir televizyon programı. Hani adamın 100 yıldır görmediği, görmek istemediği ilkokul hocasını falan tutup getirirler ya. Ondan sonra o kocaman adamlar hüngür hüngür ağlarlar ya. Aynı ona benzedi işte. Ne? Bak bak. Anne bir kere daha ne dersen kusacağım şimdi. Ne? Dur. Ben de ağlama taklidi yapayım ki olay tam olsun. Onca organizasyon boşa gitmesin. Ne? Bak. Sen de yapıyorsun aynısını. Aman tanrım. İnanmıyorum. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Şey düşün yapacağız. Vedat. Kardeşim. Baba. Canım benim. Ne kadar uzun zaman baba. Oldu. Ne kadar uzun zaman. Ben demedim mi size? Nasıl? Çektiniz mi hepsini? Bu saçmalık bitince haber verin de gidelim artık. Gidelim mi? Nereye gidiyoruz Berna Hanımcığım? Siz değil efendim. Vedat Bey'le ben gidiyoruz. Hani bana Vedat'cığım diyordun Berna'cığım? Bravo! Bravo! Olağanüstü bir sahne performansı. Benzersiz bir kurgu. Özgün bir senaryo. Üçü bir araya gelince nasıl etkileyici oyun ortaya çıkıyor görüyor musunuz? Yeter artık ama bu bir kamera şakası falan değil Sedat Bey. Bakın boş gördünüz mü? Ne yani nasıl yani ne yani nasıl yani ne yani nasıl yani ne yani nasıl yani yani. Baba. Bu bir kamera şakası değil mi yani? Vallahi Sedat Beyciğim sizin şu halinize bakınca sanki daha çok bize bir kamera şakası yapılıyormuş gibi geliyor nedense. Yani siz şimdi sahiden Vedat'cığımla Vedat'la yemeğe mi gidiyorsunuz? Aynen öyle. Aydan çok durmaya başladım abi, ama. Abi. Babacığım kendine gel. Helal babacığım helal. Babam gidip şu arzu isteyelim deyince ben de sizin kadar şaşırdım da. Baba helal. Dedim daha üçüncüsünü yeni aldın da dördüncüsü için niye bu kadar acele ediyorsun dedim. Ne? Ne? Ama gönül bu işte ne yapacaksın laftan anlamıyor ki. Arzu çabuk tüfeğimi getir. Hemen babacığım. Ya da dur. En iyisi kırbacımı getirsen. Kırbacınızı mı? Evet. Bu uzaylı için tüfek hafif kalır şimdi. Az önceki boğazınızda kalmıştı. Al bunu iç Tahir hocam. Yemeğe kalır mıydın Ottocan evladım? Aa, tam da karnım acıkmıştı. Şahane bir fikir. Wunderbar, wunderbar.
Ne yiyoruz Tahir hocam? Kasayesini ne yiyoruz? Biz bir şey yemiyoruz. Sadece sen yiyorsun ya. Otocan evladım. Sadece sen. Sadece sen. Bir dakika. Yani bu da mı bana kaderimin bir oyunu oluyor yani? Ağzınız boş değil mi? Nasıl efendim? Suyun diyorum. Hepsini yuttunuz değil mi? Güzel. Bu durumda cevap veriyorum. Bu bir kamera şakası filan değil Sedat Bey. Neyse. Siz bir kere daha püskürtmeden biz gidelim artık. Çok geç kaldık zaten. Ama... Kaçma! Kısmadı seni. Karıma gel. Gel dedik. Bir de boşanınca yollar sıkıyor hocam. Tecavüzcü Tufan kaçma. Coşkun hocam. Ne? O dediğiniz tecavüzcü Coşkun oluyor hocam. Tecavüzcü Tufan değil hocam. Hadi be oradan. Benim bahsettiğim tecavüzcünün adı Tufan belki. Olamaz mı yani? Tam olarak kaç tane tecavüzcü tanıyorsunuz hocam? Bana bak. Bu kırbacı görüyor musun sen? Oh be. Ne güzel iş vallahi. Asıl kurbanı kaçırdınız elinizden. Her zaman el altında Sedat var nasıl olsa. Ondan alın hıncınızı. Ver şunu. Zaten Felek bana vurmuş tokadını. Geç kızım şöyle. Siz vursanız ne olur hocam? Ver şunu be. Maskaralık yapma. Senin için kolum bir yormaya değmez. Hadi kızım doğru yukarı. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım. Nişanlınıza iyi akşamlar dilemeyecek misiniz Sedat Bey? Nasıl efendim? Ya da iki kez nikah masasında ağaç ettiğiniz eski nişanlınıza mı demem gerekiyor? Ne? Abi sen bu Barbie bebekle evlenebilecekken evlenmedin mi yani? Evet. Merak etmeyin efendim. Bu Barbie çıtırlardan çok var Sedat Bey'in koleksiyonunda. Teveccühünüz efendim. Yapma ya. Hadi gidiyoruz. şimdi her şey anlaşılıyor. Berna Hanım. Bir saniye lütfen. Bir saniye. Sonunda babanın anlamasına sevindim Ececiğim. Biraz daha anlamamakta direnseydi kesin altıma kaçıracaktım biliyor musun? Ne? Çok fena sıkıştım diyorum. Kendinle ilgili bu tür özel bilgileri benimle paylaşmazsan beni çok mutlu edersin Altay. Ne dedim ki ben şimdi ya? Bana bakın. Filiz Hanım bu akşam çıkıyor. Şu ana kadar basına hiçbir şey sızdırmadık. Bundan sonra da sızdırmayacağız. Gözünüzü dört açın. Merak etmeyin Murat Bey. Çıkış için arka tarafı kullanacağız zaten. Siz şu tarafta bekleyin. Anne hadi merdivenlerden çıkalım. Bir dakika abi, biz aşağı iniyoruz. Taksim'de ben de ineceğim. Ne
O zaman ben geçeyim, ben senden sonra ineceğim demek. Ne? Siz nerede ineceksiniz? Taksim'de. Berabersiniz yani. Yok, biz ayrıyız. Biz ayrıyız. O başka Taksim'de inecek, ben başka Taksim'de ineceğim. İyi de bu Taksim'den bir tane var burada. Öyle değil canım. Biz aynı Taksim'de ineceğiz de o kendi yoluna gidecek, ben kendi yoluma gideceğim. Anlaşıldı. Hadi Vedat Bey, acele edelim. Artık baş başa kaldığımıza göre bana Vedat'cığım diyebilirsin Berna'cığım, ben kızmam. Vedat Bey, lütfen oyunu bırakalım artık. Oyunu bırakalım mı? Şu abim de ne yapıştı yani. Yani abim olmasa çoktan dövmüştüm biliyor musun Berna'cığım? Ya tüh işte. Berna Hanım, bir saniye lütfen. Çok üzgünüm, bir saniyemiz bile kalmadı Sedat Bey. Sizin yüzünüzden geç kaldık, masamız gidiyor zaten. Evet abi, söyleyecek bir şeyin varsa şimdi hemen söyle ya da sonsuza kadar sus, çok rica edeceğim. Seninle sonra görüşeceğiz Aparel. Anlaşılan siz bugün Tahir Hoca ile Arzu'nun dolduruşuna gelmişsiniz. Ben hiç kimsenin dolduruşuna falan gelmedim. Sadece hakkınızda bazı şok belgeler elime geçti, o kadar. Size ne anlattılar bilmiyorum ama Berna Hanım, lütfen hikayeyi bir de benden dinlemek zorundasınız. Lütfen. İyi günler hemşire hanım. İyi günler Murat Bey. Uyuyor mu? Yok, hayır. Az önce serumunu çıkarttım. Hemşire hanım. Efendim? Size çok şey borçluyuz. Teşekkür ederim. Buyurun, hadi girin içeri. Daha fazla bekletmeyin Filiz Hanım'ı. Filiz? Şimdi buradaydı. Filiz Hanım? Burada da yok. Allah kahretsin. Affedersiniz. Başhekimin odası ne tarafta oluyor acaba? Tam karşısı. Teşekkür ederim. Şey değil. Bu hastanın... Girin. Sizi rahatsız ediyorum. Özür dilerim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir alkolüyüm. Lütfen bana yardımcı olun. Filiz. Sonuç olarak Berna Hanımcığım, bir an geldi. Ben Arzu'yla değil de Tahir Hoca ile evlenmek üzere olduğumu fark ettim. Benim emekli ve kel tarih hocaları hiç tipim olmadığı için evlenmekten vazgeçtim. Doğal olarak. Tam direkten dönmüşsünüz yani. Aslında böylesi Arzu için de benim için de en iyisi oldu. Daha evlenmeyi becerememişken evli kalmayı hiç beceremezdik herhalde. Tahir Bey size çok kızmış olmalı. Hem de çok. Demek bu nedenle size kutu kola kılıklı Sedat Bey diyor. Evet. Bana layık gördüğü yüzlerce özgün benzetmeden sadece biri. Size de yakışıyor ama. Berna Hanım, artık barıştığımızı sanıyordum. Çok affedersin. Daha neler neler var. Çoğunu ben bile hatırlamıyorum. Ben bir keresinde size mantar tabancası dediğini duymuştum. Ne? Altan. Doğru söyle, mantar tabancası. Ay mantar tabancası. Babacığım, emin misiniz bunun iyi bir fikir olduğundan? Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki yeni bir su istasyonu daha açıp Mars'a taşınmak zorunda kalacaklar. O zaman onlardan kurtulmuş oluruz. Memleketlerine dönerler babacığım. Aman yavaş için bunu da, bünyenizseniz böyle şahane bir suya hazır olmayabilir. Tahir Hoca,
Ula Hüseyin, Ula Hüseyin. Ne oldu? Söyle babama durum kırmızı alarm durdu. Hemen arka kapıdan Mercedes'e binip kaçsın da. Allah, ben de kaçıyorum. Satışlarımıza kısa bir süre ara veriyoruz. Allah özür diliyoruz. Nereye gidiyorsun kardeşim? Gelsene ya. Siz de su alacaksınız, sıraya girin. Yok efendim, biz su almayacağız. İade edeceğiz. İade mi edeceksiniz? İade mi? Evet. Dök kızım senin bidonun içinde kalan suyu. Dök, dök. İyi de beyefendi, niye iade ediyorsunuz suyu? İçinden şey çıktı efendim. Ne? Ne çıktı acaba? Kurbağa, kurbağa çıktı efendim. Çaylar geldi. Aa Ece kızım, niye haber vermedin bana? Ne olacak Latife Sultan, elime mi? Yardım ederdim kızım. Sağ ol Ececiğim. Sağ ol evladım. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Amcacığım. Sağ ol. Altay. Ben nereye otursam acaba? Yer kalmamış. Ben de şuraya sıkışayım bari. Ece ile gurur duyuyor olmalısınız. Nasıl efendim? Ece diyorum, ne kadar güzel, ne kadar akıllı bir kız. Onunla gurur duyuyor olmalısınız. Evet. Belli. Nasıl da büyüdü hemen göz açıp kapayıncaya kadar. Küçükken Ece küçücüktü biliyor musunuz Berna Hanımcığım? Normalde öyle olur zaten. Nasıl efendim? Yani küçükken hepimiz küçücük oluyoruz. Hayır hayır, öyle değil işte. Bakın bizim bu Vedat küçükken de böyle 2 metreydi. 11 yaşından itibaren evdeki bütün ampulleri Vedat değiştirmeye başladı. Sandalyeye çıkmadan yani. Ece'den bahsediyorduk. Evet. Yani kendi kızım diye söylemiyorum. Altay. Elinden her iş gelir. Çok hamarattır. Efendim geçen gün Latife Sultan'dan öğrenip bir pilav yapmıştı. Parmaklarımızı yedik. Bakın. İçkisi yoktur, kumarı yoktur. Ne? Hele gece hayatı hiç yoktur. Dikiş diker, nakış nakır, heykel yapar. Bir de acayip keman çalar. Madem gençler anlaşmışlar, hayırlısıysa olur inşallah. Ne? Allah'ın emriyle diyorum Sedat. Aman Allah'tan çaydan yudum almamıştınız Sedat Bey. Çoktan yanmıştık yoksa. Nasıl Allah'ın emri ya? Vallahi bilmem. Bizi siz havaya soktunuz Sedat Bey. Ece, sen ne yapıyorsun orada? Ha? Başka yer yoktu babacığım, ne yapayım? Şuraya sıkışıverdim işte. Ne sıkışması kızım? Daha 3 kişi oturur oraya. Çekil şöyle, çekil bakayım. Çekil. Git. Ay. Sen de geç buraya, otur benim yerime. Bu çok cesur. Ve bana kalırsa herkesin kolay kolay veremeyeceği bir karar Filiz Hanım. Durumunuzu kabul edip tedavi için gönüllü olduğunuz an... Bu büyük savaşın yarısını kazanmış oldunuz zaten. Buradan sonrası daha kolay olacak. Göreceksiniz. Sizden tek istediğim bana ve bütün sevdiklerime eski hayatlarını geri vermeniz Doktor Bey. Benim yüzümden onların hayatları da alt üst oldu. Dediğim ya Filiz Hanım, size yardım edebilecek tek kişi yine sizsiniz. Ben sadece size bunun yollarını gösterebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi değil, birkaç ay sonra. Buradan yepyeni bir insan olarak çıkarken edersiniz bana teşekkürünüzü. Ece. Ne oldu hayatım Ece? Beni son bir kez Ece'nin yanına götürmeni istiyorum. Son bir kez mi? Yahu çok geç oldu. Hani biz yemeğe gidiyorduk Berna'cığım? Masayı çoktan vermişlerdir aslında. Biz de akşam yemeğine gideriz o zaman. Ne? Harika bir restoran biliyorum. Böyle mum ışığında. Restoran mı mum ışığında?
Yok, restoranın içinde mum yanıyor yani. He, anlıyorum. Bence harika bir fikir bu. Ne? Hadi gel kardeşim. Sana akşam giyecek bir şeyler seçelim dolaptan. Gel. Ne? Gel 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 gel. 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 Çok affedersiniz Berna Hanımcığım. Biz hemen dönüyoruz. Yürü. Nereye gidiyor bunlar? Bilmem. Hasret giderecekler herhalde. Geç. Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yaptım ki ben ya? Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Her defasında aynı şey oluyor. Hayatım ne zaman keskin bir dönemece girse, ne zaman dertlerimi zincir yapmış birbirine ekliyor olsam ve ne zaman en son ihtiyacım olan şey bu zincire son bir halka daha olsa, hop aniden sen çıkıp geliyorsun. Balıklama dalıyorsun son sürat giden hayatımın içine. Sanki hiç gitmemişsin gibi, sanki hep buralardaymışsın gibi rahat rahat kurcalamaya başlıyorsun her şeyi. Sonra her şey alt ve üst olmaya başlıyor. Ve sayende canım kardeşim, her defasında şarampole yuvarlanıyorum. Durana kadar kaç takla attığımı ben bile hatırlamıyorum. Bitti mi abi? Bitti. Abi, çok rica edeceğim, yakışıklıyım diye benden nefret etme ya. He? Tamam, Berna'nın bana bir görüşte aşık olması falan seni kızdırmış olabilir. Kıskançlıktan böyle konuşuyor olabilirsin. Seni anlıyorum. He? Ama ne yapabilirim? Kadınlar bana karşı koyamıyor işte. Ver şunu be. Sen bağlamayı bilmezsin ki bunları. Öğreniyoruz herhalde. Yine ne oldu? Yine ne şahane belalara sardın başında çıkıp geldin? Anlat bakalım. Ya öz abimi, öz yeğenimi, öz dadımı özlemem, kısacası özümü özlemem suç mu ya? Ne kadar gariptir ki sadece kuyruğunu bir yerlere kıstırınca özlüyorsun şu meşhur özünü. Başka hiçbir zaman aklına gelmiyoruz. Ya abi bak, böyle konuşunca kalbimi tuz buz ediyorsun söyleyeyim ha. Bak darılacağım, bir gideceğim, bir daha gelmeyeceğim sonra. Ver şunu be, bozacaksın. Nerede o günler? Yine ne yaptın, çabuk anlat. Bana mı soruyorsun? Vedat, tam 30 saniyen var. Abi vallahi çok özledim sizi. 28, ondan geldim. 27, 26, 25, 24. Tamam. Tamam. Vallahi anlatacağım. Gel otur. Gel. Yok yalnız dinliyorum. Biraz yavaş otur. Bozma yatağı, tamam mı? Daha yeni yaptım. Latife Sultan görürse çok kızar. Tamam, bozmam. Burası benim yatağım ya. Sahi mi? Ben de kimin diyordum bu boş yatak? Vedat. Küçükken seni nasıl portmantoya astığımı hatırlıyor musun? Yok. Hatırlatmamı ister misin? Hatırlar gibi oldum galiba. Güzel. Başla bakalım ötmeye. Körfez Savaşı'nı hatırlıyorsun değil mi abi? Körfez Savaşı mı? Hı. Taksi burası mı kardeş? Burası. Eminsin değil mi? Allah, ne bakıyorsun? Allah. Belki de sen de yeni gelmişsindir buralara. Kardeş, taksi burası oluyor değil evet, mi? Evet burası. He sağ ol. Tamam burasıymış, hadi iniyoruz. Kardeş kapıyı kapatır mısın? Evet. Ne kadar da büyük bir yermiş değil mi? Pardon. Heh. İyi ki durdurdun, ben de bir yer soracaktım kardeş. Bu şahane an nerede oluyor acaba? Öyle iki elimde iki tüfek. Tek başıma. Bütün yaralı arkadaşlarımı savunuyordum. Yapma ya. Allah Allah. Her şey o salak pilotun yüzünden oldu. Kuveytli'ye gitti, bizi Bağdat'ın ortasına attı gerizekalı. Tam yere konarken de paraşütler birbirine dolanmasın mı? Vah 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 vah. Tam 16 ay esir tuttular beni. Sonra iyi halden serbest bıraktılar. Az bile tutmuşlar aslında. Ne? Bana bak yalan rüzgarı. Beni böyle işkembeden hikayelerle uyutacağını mı sanıyorsun sen? Tam olarak neresine inanmadın abicim?
İki dakikada o kısmı baştan yazabilirim istersen. Gel lan buraya. Yapma. Kızı kalma. Sedat Bey. Sedat Bey. Ben hanım. Kardeş benim adım Hürmet, biliyor musun? İyi. Senin bir adın yok mu diyorum. Ne yapacaksın adım benim? Hiç. Bayramda kart atarım diye düşünüyordum. Ne? Ama şaka yaptım canım. Ne atacağım ben sana kart mart? Roza benim adım. Roza mı? Roza. Aa, boza gibi bir şey yani. Sen kime bakacaksın bu şahane anda? Kocam olacak davar oğlanını arıyorum. Ne kadar garip. Ne kadar garip? Ben de kocamı arıyorum. Ben bulunca öldürmeyi düşünüyorum ama. Ben de. Birden sana içim ısındı, biliyor musun Hürmet? İnşallah bulursun kocanı kardeş. Sen de. İnşallah. Salim. Sıcak Salim. Sen ne güzel şeymişsin öyle anam. Sen kimi adam diyorsun lan? Göstereceğim ama sana. Ama ne dedik ya? Gel buraya gel. Sana değil bana attılar o lafı. Yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Ne? Pekala da benim diri vücudumla ilgilenmiş olabilir arkadaşlar. Affedersiniz beyefendi. Bu şahane an nerede oluyor acaba? Ver bak. Sağdan üstüne kapı. Bakıyorum da ne güzel. Hala çocuk gibi oynuyorsunuz kardeşinizle. Ya. Biz çocukluğumuzdan beri Vedat'la hep böyle güreşiriz Berna Hanımcığım. Çok özlemişim kerataşı tabii. Hemen şöyle bir kündeye getirip iki tane şey yapayım dedim. Biz gidiyoruz Sedat Bey. Ben hemen geliyorum Berna'cığım. Öyle değil efendim, eve gidiyoruz. Hani yemeğe gidecektik? Başka bir yüzyıla artık. Ama... Hala anlayamadın mı Sırık'tan Tom kardeşim benim? Neyi anlayamadın mı? Berna Hanım seni kullanarak beni kıskandırmaya çalışıyordu. Onun için seninle yemeğe çıkacaktı. Ne? Ne? Heh, işte şimdi tam pembe düz olduk. Saçmalamayın Sedat Bey. Kimse kimseyi kıskandırmaya çalışmadı. Ben sadece kardeşinizden benimle markete kadar gelmesini ve elimdeki olası ağır torbaları taşımak için bana yardım etmesini rica ettim. Hani sonra yemeğe gidecektik? Onu siz uydurdunuz efendim. Ne? Çok teessüf ederim Berna'cığım. Beni sümüklü bir mendil gibi kullanıp çöpe atmana izin veremem. Daha iyi bir benzetme bulamadın mı amca? Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Nasıl? Yok, o da çok fazla oldu. Hadi Altay'cığım, biz evimize gidelim artık. Sedat Bey ile Vedat Bey kaldıkları yerden devam etsinler günlük güreşlerine. Hani bu akşam hep beraber bowling'e gidecektik anneciğim, söz vermiştik. Bowling'e mi? Ya hani var ya böyle topu yuvarlıyorsun, yan yana durmuş şişe gibi şeyleri devirmeye çalışıyorsun. Ya hani bowling'e demek biliyoruz herhalde Mickey Mouse. Söz vermiştik, yani sakın kıvırmaya kalkma. Babacığım, sen de bana söz vermiştin. Lütfen. Ne? Ya dördümüz gidecektik ya, bowling'e. Ne yapalım? Söz verdik bir kere. Aa, yaşasın. Şuna kan oluyor ya, ne oluyor? Bir saat sonra zilinize basarız tamam, efendim. Tamam. Sana ne oluyor be? Bowling benim için bir atasporu sayılır da birazdan nasıl kıçınızı tekmeleyeceğimi düşünüyordum sadece. Hiç saçmalama Varel. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ne? Aile toplantısı. Aile toplantısı mı? Evet, aile toplantısı. Herkes salona. Latife sen de salona. Yürü. Aile toplantısı. Çabuk. Herkes otursun şöyle buraya. Geç şöyle geç. Otur. Çabuk otur. Hemen oylamaya geçiyoruz. Bu akşam Vedat bizimle bowling'e gelsin diyenler el kaldırsın. Gelmesin diyenler. Oy birliğiyle Vedat bu akşam bizimle gelemiyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Yaşasın demokrasi. Ben giyinmeye gidiyorum. Ama bu haksızlık. Niyeymiş o Varel? Çünkü Berna Hanım beni de davet etti. Yapma ya. Ben niye duymadım o zaman? Yanlış hatırlamıyorsam sürekli bir dördümüz lafı vardı. Dört. Senin matematiğin yetmez ben anlatayım. Dört. Ece, ben,
Seksekçi Berna Hanım. Ece ben, seksekçi Berna Hanım. Dört, dört. Çöpçü. Aa, Berna Hanım. Özür dilerim, rahatsız ettim. Rica ederim. Altay'la konuşurken aklımıza geldi. Vedat Bey'i de davet etmeyi uygun bulduk. Daha yeni geldiniz. İlk akşamdan sizi abinizden ayırmak istemeyiz değil mi Sedat Bey? Yaşasın demokrasi. Hadi yine iyisin. Daha dün benim küçücük bebeğimdin. Minik elli kanatsız meleğimdin. Nasıl da böyle büyüdün ve serpildin. Büyüdüğünü görmedin. Kız, bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm, büyüdüm, bunu biliyorum. Seni çok seviyorum. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. İçten sıcak sarılışın gibi bir sevgi sarmış bak tüm benliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda.